Onun için küfür deyince ya da şirk deyince onu puta tapmak olarak anlıyoruz. Kafiri, Yahudi, Hristiyan olarak anlıyoruz. Öyle değil. Bütün insanlar için bu böyledir. Bütün kullar için bu böyledir. Ya Allah'ı kabul ediyorsun ya etmiyorsun. Ya onu dinliyorsun ya da dinlemiyorsun. Ya onun Resulüne tabi oluyorsun ya da olmuyorsun. Senin böyle bir derdin yoksa sen zaten küfürdesin. Önce böyle bir derdinin olması gerekir. Yaparsın veya yapmazsın. Yapınca kazanıyorsun, yapmayınca kaybediyorsun. Ya da yapmayınca zarar ediyorsun. Ama senin böyle bir derdinin olması gerekir bir kere. O zaman imanına zarar vermez, günaha girmiş oluyorsun. İkisi birbirinden farklıdır. Ama her konuda Rabbim neyi emretmiş, neyi vahyetmiş, Resulü nasıl yapmış, Rabbim nasıl seviyor, nasıl razıdır demen lazım. Demen lazım ki küfre girmeyesin, mümin olmuş olasın, Müslüman olmuş olasın, Allah'ı kabul etmiş olasın, sahibin olarak, Rabbin olarak, ilahın olarak kabul etmiş olasın, Kur'an'ı kitabın olarak kabul etmiş olasın, Allah'ın Resulünü peygamberin olarak, nebin olarak, Resulün olarak, örneğin olarak seni uyaran, ikaz eden, seni müjdeleyen, senin için örnek, sana nur saçan, kandil olarak kabul etmiş olasın. Yoksa kabul etmiş olmuyorsun. Ciddiye almış olmuyorsun. Onu tanımıyorum. Kimi tanıyorsun? Nefsimi tanıyorum. Bence. Yani benim ilahım nefsimdir. Peygamberim de O'dur. Kitabım da şeytanın verdiği vesvese neyse ona uyarım. Şeytanın verdiği vesveseye uyarım. Demektir bu. Onun için kul olmak ciddi bir iştir. Büyük bir meseledir. Zahiri olarak bakıldığında insan gibi görünenler hepsi kuldur deriz. Öyle değildir. Kendi iradesiyle kul olması gerekir. Kulluğu önce sevmesi gerekir. Abd, seven, Rabbini seven, Rabbinin sevgisini isteyip o sevgiyi kazanmak için Rabbinin sevdiği gibi yapandır. Razı olduğu gibi yapmaya çalışandır. Örnek olarak Allah'ın sevdiği ve razı olduğu peygamberine tabi olup onun gibi yapmaya çalışandır. Senin böyle bir derdin yoksa senin kullukla derdin yok demektir. Tevhid olmadan, marifet olmadan iman olmaz. Kul ne kadar Rabbini biliyor, ne kadar tanıyor, ne kadar iman ettiyse o kadar onun aşkı, muhabbeti vardır. O kadar La ilahe illallah demiştir. Tevhidde olmuştur. Hepsi aynı şeydir. Hepsi birbirini destekler. Hepsini bir görmek gerekir. Tevhidi de, aşkı, muhabbeti de, marifeti de, hikmeti de, Allah'a yakınlığı da, Allah'a dostluğu da, kulluğu da. Yani ya kabul edersin ya etmezsin. Birini kabul ediyorum, ötekini kabul etmiyorum. Böyle bir şey olmaz. Birini kabul etmiyorsan, hiçbirini kabul etmiyorsun demektir bu. Onun için yol uzun. Şimdiye kadar gelen bütün Allah dostları nasıl kazanmışsa, bizim de öyle kazanmamız gerekir. Başka bir yolu olmaz. Başka bir yolu yok. Yani bence, bana göre diye bir yol yoktur. Evet, her gönülden Allah'a bir yol gider ama bu yol, bu yolu yürüyen sırat-ı müstakimde yürümesi gerekir ki Rabbine varsın. De ki Rabbim sırat-ı müstakim üzeredir. Onların yolunda kendi gönül yolculuğunu yapıyorsun. Senin gönül yolculuğun Rabbini bilmendir, Rabbini tanımandır, nefsinde yaptığın cihattır. Bununla beraber o çabandır, o gayretindir, Rabbini sevmendir, Rabbini istemendir. Senin tövbendir, istiğfarındır, feryadındır. Bu senin gönül yolculuğundur. Ama sırat-ı müstakimde yürümen gerekiyor. Resulullah Efendimiz'in yürüdüğü gibi sahabesiyle yürümen gerekir. Kıyamete kadar da aynı şekilde bütün kamiller yolu yürür. Buyurun gelin, buyurun yürüyelim der. Yürü demiyor, git demiyor. Buyurun beraber gidelim der. Dileyen gelir, dileyen gelmez. Herkes kendi tercihini kendisi yapmıştır. Şimdiye kadar gelen bütün veliler,
istisnasız hepsi bir mürşidi kamile tabi olmuş mudur? Olmuştur. Mürşitsiz kimse varmış mıdır? Varamamıştır. Yol belli. Allah hiç kimse için adetini değiştirmez dedi. Adetin bellidir. Özel olarak yaptığı muamele var mıdır? O istisnadır. Bir imkanı olmayanlar içindir o. Kulünü bırakmaz. Dağın başında olsa, tek başına olsa Allah ona mürşitlik yapar. Ona öğretir. Onu bunun için yaratmış. Yani biri dese ki bu kul hiçbir şey anlamadı. Bu sözü Allah'a gider. Allah bunu boşuna yaratmış. Allah bununla ilgilenmiyor. Allah her an bunun gönlüne vahyetmiyor. Bununla beraber Allah bununla beraber değildir. Bunun için hadi değildir. Hidayeti vermedi. Rahman ve Rahim değildir. Rahmet etmedi. Buna ikram etmedi. Kendini buna tanıtmadı. Demiş olmaz mı? Sözü Allah'a gidiyor. Böyle bir iman olmaz. Böyle bir mümin olmaz bir kere. Allah herkese bir yerde tanıtır. Kendini tanıtır. Bunun için yaratmış.